Arkadaşlar hoş geldiniz. 1985 Dünya Şampiyonası'na uçuyoruz. Beyazlar, Antalya Karpov, Siyahlar, Gary Kasparov, bazı izleyicilerimiz siyahlar tarafından da bazı maçlar anlatılmasını istediği için bugün siyahlar tarafından anlatmaya çalışacağım. E4 C5 At3 E6 Sicilya savunması tercih geliyor. Bu arada bu maçı seçene kadar bir 15 tane Gary Kasparov Anatoly Karpov maçı baktım. 2-3 tane beğendiğim maç var. Onları da sırayla analiz etmeyi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet D4 C çarpı D4 A çarpı D4 ve a 6 Sicilya'ya girmek istemiş siyahlar ve beyaz hemen At B5 oynuyor. Arkadaşlar Sicilya'da bu şekilde D6'yı zayıflatan bir Sicilya devamına girmek isterseniz Beyaz'ın at B5 fikri oldukça önemli. Çünkü D6 karesinin zayıflığı e, beyazlar tarafından mutlaka kullanılmak istenir. Örnek veriyorum siz herhangi bir şekilde mesela 6 falan oynayın hemen at D6 oturur. Fil D6 vezir D6 sonrasında hem bu kalenin zayıflığı kullanılır. Hem de görmüş olduğunuz gibi Beyaz'lar fil çift avantajını elde etmiş oldu. Hem de C8'deki fil kolay koy oyuna gelişemez. Yani B5 fil B7 falan lazım ama o süre zarfında siyah kadar zayıfladığı için fil E3'ten B6'lara girebiliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu D6 karesinin kontrolü oldukça önemli. Aklınızda kalması gerekiyor. Şimdi at B5'e siyah D6 oynamış at D6 oturulmasın diye. Buna da C4 oynuyor. C4 niye oynuyor arkadaşlar? Ana fikir şu. Buradaki C4 piyonu Siyah'ın D5 sürmesini zorlaştırıyor. Aynı zamanda bakın eğer bu ata saldırılırsa burada at F6 oynanmış oyunumuzda. Ancak örnek verip A6 oynanmış olsaydı mesela örnek vereyim bu at C3'e gidebilirdi ve C3'e gittiği senaryoda da C1 tıkamamış olurdu. Şimdi geri dönelim arkadaşlar. C4'de at F6 oynamış. At C3 artık C3 karesi kapalı olduğu için tabii ki bu at için doğal rota ne olacak? At A3, at C2, at E3 şeklinde e, muhtemel olan rota budur. 6 oynuyor Siyahlar Ata 3 ve arkadaşlar Gary Kasparov bence çok güzel bir iman menüze atıyor. Videoyu durdurmasını yaptığımı bulmaya çalıştım. Arkadaşlar burada çoğumuz Fil E tercih ederiz sonrasında Kısarok oynarız ve çoğu insanda ben bu konuda kesinlikle bu hamleyi tercih edebilirim. Ancak işler Gary Kasparov olunca biraz değişiyor. Kasparov diyor ki beyazlar toparlanmadan benim acilen merkezi karıştırmam lazım. Eğer karıştırmazsam örnek veriyorum Fil E'de Kısarok attım B6 Kale evet hayat güzel ama 4-5 Hamre sonrasında beyaz fillerine E3'e gelecek, e gelecek, rok atacak ve D5'i ben süremediğim zaman sürekli bir baskı yiyeceğim. Dolayısıyla hazır imkan varken D5'i sürelim diyor. Şimdi imkan varken kelimesini biraz açmak istiyorum. Çünkü beyazın 1, 2, 3, 4 ile saldırısı varken siyahın yalnızca bakın 3 ile e, savunması var. Yani D5 karesinde normal şartlar altında beyazın daha güçlü olduğunu söylememiz lazım. Şimdi C çarpı D5 yani bu hamle mesela makineyi analiz ederseniz bu hamle en iyi hamle olmadığını söyleyecektir. Bazı arkadaşlar diyor ya makineye sürekli düşman mısınız diye. İşte arkadaşlar insanlar satrancı üst seviyede de aslında hep makine hamlelerini yapmayı tercih etmiyorlar. Biraz konumu karıştırmak istiyorlar. Rakibi yoklamak istiyorlar. Şimdi D5'e C D5 beş, E çarpı D5 E çarpı D5 alınmış. Görmüş olduğunuz gibi piyon boşta. Yani piyon direkt alırım diyor. Bedava piyon diyor Karpov. Arkadaşlar Kasparov'a at B4 oynuyor. Fikir ne? Bir, eğer sıkışırsa da 5'teki bir onu geri almak. 2. Beyazlar A3 oynayamadığı için buradaki at hep bir sıkıntı yaratacak. Mesela fil D3 gelişip parçayı diye bakamayacak buradaki fil. Sürekli fil F5 at C2 plan orta düşünmesi gerekecek. G3 fil G2 çıkmak isteseniz fil F5 at D3 planları var. Yani B4 karesindeki at F8 karesindeki filin de kontrol ile sürekli olarak bu kareyi kullanacak. Ve beyazlar rahatsızlık verecek. Fil E2 tercihi gelmiş. Gelişime devam diyor Kasparov. Fil C5. Kısarok ok, rok. Kısar ok. Fil F3 bakın beyazlar mantıklı bir şekilde bakın D5 karesini kontrol ediyor. Çünkü bir piyon bir puandır. Puandır diyorum. Evet bir puandır ama bir piyon bir piyondur. Ve merkezde önemli bir kontrol var. Arkadaşlar Kasparofil F5 gelişime devam ediyor. Karpofil G5 gelişime devam ediyor. İki tarafta gelişime devam ediyor. Ve bu konuda kesinlikle beyazın bir tık daha üstün olduğunu söylemek mümkün yani. Kale E8. kaspor gelişime devam diyor. Ve burada arkadaşlar vezir D2 gibi bir hamle yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu hamle normal gözükse de aslında bir tane hamleyi ertelediği için bir tık kötü ve hafif hafif siyahın daha iyi konuma geçmesine sebep veriyor. Size soracağım. Sizce Kaspor burada ne oynamalı? Bakalım gerçekten konumu kimyasını, psikolojisini fark edebilmiş misiniz? Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Kasparov B5 oynuyor. Ve 5 kesinlikle ünlü. Niye ünlem? Zaten de burada 6 oynadıktan sonra olabildiğince vezir kanı alan kazanmaya çalışırız ve buradaki piyonlarla tehdit oluşturmaya çalışırız ama onun dışında size geçen günkü videoda söylediğim temel sorular vardı. Bir saat önce daha yorumak istiyorsanız konum ortasında sormanız gereken sorular var. Neydi bunlardan bir tanesi? Bir, rakibimin tehdidi ne? 2 arkadaşlar taşım yani oyundaki taşlarını hangisinden verim alamıyorum. Arkadaşlar beyazlar bu soruyu sorduğu zaman ilk karşısına gelecek cevap A3 karesindeki attan verim alamamışı. Yani bu attan verim alamıyor Karput. Dolayısıyla bu atın aslında C4'ten hemen oyuna girmesi lazım arkadaşlar. Kesinlikle vezirdeki değil. Bu atın c hemen oyuna girmesi lazım. Duruma göre e3'e çekilebilir, d2'ye çekilebilir. Bir şekilde merkez mücadelesinden oyuna girmesi lazım. Şimdi Kasparov diyor ki Karpov madem bu kadar atın küçümsedi yani buradaki önemli bir değerden yararlamak istemiyor. Ben hemen b5 oynayayım diyor. b5 ünün. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın bu at ne c2'den ne de c4'ten oyuna girebiliyor. Yani tabii ki bir materyal açısından bir şey kazanmadık doğru ama stratejik olarak bakın bir taşı oyun dışına etmeyi başardı siyahlar. Şimdi kale ad1 Artık buradaki at zaten oyunda olmadığı için Kasparov kendi atını değişe getiriyor. At D3 ne oldu? Bakın kaleyi biri kesti. Fil f fikrini kesti. B2'ye sürekli bir saldırı var. Vezir hareket edemiyor. D3 kalesindeki at sürekli bir başa bela olacak. Ek olarak yetmediği gibi bir de B piyonun boşalttığı için B4 sürüş çekti. var. Yani bu at d hamlesi çok önemli bir hamle. 4-5 tane plana hizmet eden bir hamle. Şimdi bu B4'ten kaçmak isteyen beyazlar at abi 1 oynamış. Bakın zamanında C4'e gelmezseniz hani derler ya zamanında bu arsayı almadık şöyle oldu bilmem ne. İstanbul'un yarısı köydü zaten almıyorlar zamanında. Sonra 10 sene 15 sene sonra zamanında zamanında arkadaş o zaman hep var aslında. Yani fırsatlar ben şey inanmıyorum fırsat gitti bitti. Fırsatlar 7-24 dünya canlı bir yer hep var. Yani zamanda manada diye bir şey yok. Şu an t eşittir sıfır zamanda. Şu an hangisi mantık? Şu an odaklanmak mantıklı. Satranç aslında zaten bize mevcut konum odaklanmayı öğretir. Mevcut konumdaki verileri, pozisyondaki taşları nasıl verimli kullanabiliriz? Yani zamanı verimli kullanma sanatıdır satranç. Burada da arkadaşlar siyah artık şey beyaz atın c4'e getirmek yerine at b1 oynamayı tercih etmiş. Bir tane h6 git filine. Fil h4 ve b4. Bakın değiştiği at gerçekten videonun başlığı olmayı hak eden bir at dünya şampiyonasına taşıyan at olabilir mesela videomuzun başı. Niye? Bu ata beyazlar herhangi bir şey rahatsızlık veremiyor. Ya gerçekten şu hata atla kesemiyorsunuz. Belki file 2 falan deneyebilirsiniz. Bu sefer F2'yi kontrol etmiyorsunuz falan. Bir sürü problem var. Ve bu at sayesinde siyahlar çok rahat bakın piyonları sürebiliyor. Şimdi B4 at nereye gidecek? A4 karesine gitmiş. Şimdi fil D6. H2'ye saldırıyor. Fil G3. Artık C hatta açık. C8. Bakın siyah sadece taş gelişiyor bakın. Sadece taş gelişiyor. B3. Ve burada arkadaşlar Siyah hamlesi çok güzel. Videoyu durdum ve 3. hamlede siyahlar bir hamle çalıştım. Arkadaşlar gebe şunla. Bakın bu hamleyi yapmak gerçekten yani yürek ister diyeyim. E, <laughs> bu hamleyi yapmak kolay değil, kesinlikle kolay değil. Çünkü niye şah kanı zayıflatıyoruz? Ancak siyah şunu söylüyor. Ben diyor konuma hakim olduğum için bu hamleleri yapabilirim. Rakibim zaten bu zayıflığı değerlendiremiyor. Bakın her zaman söylüyorum. G sürmek bir normal şart altında bir zayıflıktır. Doğru. Ancak satranç dediğim gibi konumsal olarak analiz gerektiren bir spor, bir oyun, bir sanat. Ve bu konumda her ne kadar buralar zayıflatılmış olsa da beyazlar bu zayıflığı kullanamadığı için aslında bu hamle iyi bir hamleye dönüşmüş oluyor G5 hamlesi. Bakın burada akın akın gelmeye başlıyor artık siyalar. G4 sürecek, H5, H4 sürecek, F4 kalesini kontrol ediyor. Şimdi at F4, fil F4 fikirleri var. 500 tane fikir var. Şimdi arkadaşlar buradaki baskıya dayanamayan beyazlar biraz taş kesme yoluna gidiyor. Fil çarpı D6, vezir çarpı D6, bir tane G3 oynamış. Şimdi filine çünkü kaçacak alan yaratıyor. Mesela herhangi bir bekleme hamlesi yapın arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl bekleme hamlesi? Gerçi bekleme hamlesi bulamıyor. At B2 falan belki olur. Bunlar da çok kötü. Yani g o kadar güçlü gelecek ki çok bir bekleme hamlesi göremiyorum. O yüzden G3 oynamış. Şimdi siyahlar bakıyor ve konumda buradaki atı daha iyi noktaya getirebileceğini düşünüyor. At D'yi de oynuyor. Şimdi fil G2 ve vezir F6. Bakın F6 kalesindeki vezir bu çarpmazdan çok sert bir şekilde şu an oyunda kontrolünü arttırıyor. A3, A5, AB4. AB4 Bakın beyazlar bir şekilde çırpınarak bir alan bir hat bir şey oluşturmaya çalışıyor. Siyahlar da adım 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 taşların daha yerlere gelmeye devam ediyor. Fil G6. D6. Arkadaşlar siyahlar ilerlemesine devam ediyor. G4 ünlem. Vezir D2. Şah G7. F3 burayı parçalamaya çalışıyor. Artık bakın D6 piyonu boşta zaten. Hani bu piyonu kontrol hiçbir şey yok. Vezir çarpı D6. F çarpı G4. Ve burada siyahlar güzel bir boşluk görüyor. Dördüncü sorumuz da sizce siyah ne olabilir? Arkadaşlar bakın burada artık bu çarpmasının zayıf olduğunu görüyor Gary Kasparov ve vezir de 4 şah çekiyor. Şimdi kalefe f2 oynayamıyoruz zaten şah açma oynamak zorundayız. Arkadaşlar f2 karesi zayıf adı farkındaysanız şimdi at f6 ünlü. fikir ne? Bu atın g4'ten de e4'ten f2'ye saldırması ki f2 kontrol herhangi bir taş yok. Kale f4 oynanmış bir tane ve kale f4'ü at e4 geliyor Kasparov'dan. Yine çok şık bir hamle. Veziri kaçarak vakit kaybetmek yerine taşını oyuna sokmuş oldu. Bakın file 4 alırsanız p 4 İyi akşamlar Türkiye. Mat oldu. Yani kale 4 falan bulacaksınız. Bunlara bakmıyorum bile artık. Vezir çarpı 4 Şah bir 1 At E5. At F3 fikirleri var. Zaten kalite önündeyiz. 500 tane fikir var. Konum tak. Dolayısıyla burada At E4 hamlesine beyazlar diyor ki sen filin önünü kapattın. Ben en iyisi D3 alayım. Ama D3 alınca da arkadaşlar tabii ki sürele çatalı geliyor. At F2. Çift dünlem. Ver şahı. Ver kaleyi. Ver piyonu. Ver veziri. Her şeye saldırı var. Kale F2 almak zorundasınız. Kale F2 aldığınız zaman da buradaki at buradaki filin önünü açmıştı. Şimdi fil çarpı d3. Konuma baktığınız zaman bakın iki kale, iki kale, fil fil iki at. Yani vezire iki at konum oldu. Karpov diyor ki ben en azından bu fil zaten geri alıyorum. Kale f d2. Vezire 3 oynanmış. Şimdi kale d3. Beyazlar gayet mutlu. Niye mutlu arkadaşlar? Çünkü iki kale, iki kale vezire karşı fil çift at. Yani sonuçta diyor ki 3 adet biliyorsunuz vezirden daha değerli ama yani bu genel geçer bir kural değil. Şimdi yine konumsal analiz yapmamız gerekiyor. Konumsal analiz yaptığımız zaman beyazların ciddi bir zayıflığı var ki videomuzun son sorusundayız. Sizce bu zayıflık nasıl değerlendirilebilir? Videoyu durdurun ve 5'te kaç yaptığınızı aşağı yazmayı unutmayın. Siyah ne olmuş olabilir? Arkadaşlar konumsal analiz yaptığımız zaman burada H1 karesindeki şahın birinci yatayda ciddi zayıflığı olduğunu görüyoruz. Ve birinci yatayı savunan sadece bir kale varken Siyah'ın tüm taşları bakın her an birinci yatağa ulaşılacak vaziyette. Dolayısıyla kaleci bir oynamış. Ünlem çok önemli bir hamle. Bakın vezir veriyor. Çünkü bunu vezir alırsanız şah çekiyor. Bakın fille kapatırsanız diğer kalede gidiyor. Ver atı, ver fili. Oyun bitiyor. Dolayısıyla burada kaleci bir hamlesine pek bir hamle bulamıyor. Beyaz at B2 oynuyor. Arkadaşlar buna da yine çok şık bir hamle. Demiştim birinci tay çok önemli. Vezir F2 ünlem. Kaleyi alırsan al diyor. Arkadaşlar kaleyi aldığı zaman kaleye bilinecek. At D2 oynanmış. Buna da kale çarpı D1. At çarpı D1. Bakın beyazın çok fazla taşı var gibi duruyor. Ancak şimdi kaleye bir şah. Hamle yok arkadaşlar. Filleri de atla kapatmak zorundasınız. Buna da en son vezir F1 gayet güzel şık bir mat olmuş oluyor. Kasparov'u bu galibiyet için tebrik ediyorum. Maçı beğendim. Dediğim gibi bir 15 tane maç baktım. Bunlardan 2 tanesini beğendim. Diğerleri de çok daha stabildi. Ben maçları analiz ederken arkadaşlar önce ciddi bir araştırma içerisine girip ee, gerçekten öğretici maçları bulmaya çalışıyorum ve bu süreç gerçekten kolay olmuyor. Ee, yani Daha önceden Herhangi bir sergi gezdiniz ya da kendi alanınızla alakalı önemli bir çalışma yaratabilmek için Ya da bir makale yazmak için biliyorsunuz çok fazla maç e, analiz ediliyor. Yani bu şey değil bazı arkadaşlar yazıyor yani şunu analiz ama öyle olmuyor arkadaşlar. Kanal için yani genel izleyici kitlesi için e, Öğretici bir oyunu seçip yayınlamamız gerekiyor. Yoksa önüne gelen maçı da analiz edebiliriz ama e, Verimsiz olabiliyor. E, umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğen tuşuna unutmayın yarın görüşürüz hoşçakalın.